Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Değerli izleyenler, efsanede maaşlar kesildi manşetini attı Havadis gazetesi. Süper Lig ekiplerinden Çetin Kaya'da yönetim kurulu dün akşam yaptığı toplantıda radikal kararlara imza attı. Zafer Cumhuriyet ve Haydarpaşa'nın olduğu liseler arası futsal birinciliğinde şampiyonlar belli oldu. Cumhuriyet ve Haydarpaşa. Orman yeni yıla KKTC'de girecek. Türkiye'nin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kuzey Kıbrıs'ta girecek. Yeni yıla Ocak'tan Burak'a Kanca. Bunlar da diğer başlıklarıydı. Havadis'in. Kıbrıs'la devam ediyoruz. Lefke'den çıkış yok. Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan dün akşam Lefke'de oynanan zorlu maçla devam etti. Lefke Avrupa Üniversitesi son anlara kadar çekişme yaşanan maçla Girne Amerikan Üniversitesi'ni 64-58 yenerek Lefke'deki ikinci maçından da kayıpsız ayrıldı. Lefke'de 39 sayıyla uğraşan Donovan Rose maçın yıldızı olurken burada smaçlarda da tıklım tıklım tribünleri ayağa kaldırmayı başardı. Salonun şampiyonları liseler arası salon futbol ve badminton birinciliklerinde final müsabakaları dün yapıldı. Afrika Önet kardeşler Gaye Çetinkaya'da demiş. Doğan'dan ayrılan Serkan ve Serhan Önet kardeşlerin transferi aktarılıyor Çetinkaya'ya. Sertoğlu futbolcuları fırçaladı. Futbolcular Derneği haddini aşıyor dedi Hasan Sertoğlu. Ve Galatasaray'da 8 ismin kaderi Denizli'nin elinde. Kötü giden Galatasaray grafiği bazı futbolcuların gönderilmesini gerek getirecek, öyle gözüküyor. Vatan'la devam ediyoruz. Gönyeli transferde akın akın. Birincilik ekiplerinden Gönyeli toparlanma amacıyla transferlere hız verdi. Kırmızı beyazlıların Çetinkaya'dan kaleci Şahin, Akın Topal ve Baf Ülküyurdu'nda forma giyen golcü isim Ertuğ Erçin'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ortam İskele zor deplasman olacak manşetiyle çıktı. Gençler Birliği'nin kulüp başkanı Mustafa Gülcan ikinci devreyle ilgili açıklamalar yaptı. Yakında onun konuğu BOTAŞ olacak. 12. hafta maçında çarşamba günü saat 18'de yani bugün Ankara Spor Salonu'nda maç var değerli izleyenler. Halkın Sesi'nde ilginç bir haber var. Çetinkaya'da deprem başlığıyla aktarıldı. Çetinkaya yönetimi dün akşam yaptığı toplantı sonrasında ikinci bir karara kadar futbolculara yapılması gereken tüm ödemeleri durdurma kararı aldı. Gerek Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında alınan kötü sonuçlar, Kıbrıs Kupası'nda ikinci lig ekibi Tatlısu karşısında turun penaltı vuruşları sonrasında geçilmesi Çetinkaya yönetimini radikal karar almaya itti. Evet, ve Star Kıbrıs'ta lider Deniz Filaz'a başlığını görüyoruz. Demek ki senden gazete çalmışım. Yok, bazı gazetelerin arkası reklamdı. O yüzden onları aktarmadık. Ve böylelikle sporda da ne var ne yok, basına neler yansıdı spor haberlerinden birkaç başlık aktardık. Spor gündeminin sonundayız. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu.